arında 6 boşluk mu var bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir eşkenar, eşkenar demeyelim tabi düzgün altıgen oluşturacak böyle değil mi? Bunların birleşimlerini yaparsak şu şekilde. Burası gördüğünüz gibi bir düzgün altıgen oldu. Eymen ile 3. öğrenci arasındaki uzaklık 240 ise bu neydi? Düzgün altıgenden lütfen hatırlayın. Düzgün altıgende Kenar bu simetri ekseninin yarısıydı. O yüzden 120 olur. Haliyle bir kenarı 120 olacak. Yani kiriş de 120. Hepsi birbirine eşit olduğu için 120'şerdir. Eğmenle ikinci öğrenci arasındaki uzaklıkta düzgün altıgende bir açı 120 olduğundan 120 kök 3'tür arkadaşlar. D şıkkı. Çapı diğerinin yarı çapına eşit. Bakın şöyle r R dersek burası 2R. Birisi yarım daire yani S2 arkadaşlar buradan pi r kare bölü 2 olacak. S1 neye eşittir? Pi 4 r kare çarpı 60 bölü 360 yani onu 6'ya bölerim şöyle yazalım. Pi'ler gitti r kareler gitti 6 ile 2 sadeleşti 3 4 bölü 3 oldu arkadaşlar d şıkkı. Altıgende arkadaşlar şöyle uzunluk sorularında bir orta tabanı düşünebiliriz. Çekelim, deneyelim. Olmazsa zaten başka şeyler deniyoruz. Ee, ne deniyoruz? Bazen alan sorusu oluyor. Böyle birleştiriyoruz. Ama burada alanla ilgili bir şey olmadığından bunları uzattım. Şöyle bir ET diyelim. T de orta nokta olur. 22 olduğu için yarısı 11, buraya da 8 kalır. 8-15-17 üçgeninden ne güzel orta tabana 17 geldi x artı 8 bölü 2 17'ye eşit. Buradan da 34 eksi 8'den 26 oldu. E şıkkı. AED yayı AFD yayına eşitse aslında direkt arkadaşlar. AD tam da çemberin ortasıdır. Yani burası çaptır. Peki ben bu çapı nasıl bulacağım? Üçgen sorularında yaptığımız o merdiven kuralı böyle dik üçgene tamamlayacağız. Şu şekilde bakın. E hatta bunu hani böyle abartılı Sanki köşeye geliyormuş gibi illa e, düşünebilirsiniz problem değil çünkü sonuçta çapı gören çevre açı 90 derecedir ama gelmek zorunda da değildi bu P noktası çemberin üstünde. Maksat burada bizim e, AD'yi bulmamız dolayısıyla burası 4 burası arkadaşlar 4 kök 6 gördüğünüz gibi şöyle bir Pisagor 100 artı 96 196 çap 14 oldu yarı çapta 7 oldu arkadaşlar. B şıkkı. 150 derece şöyle birbirine eşit. Bizden AB uzunluğunu istiyor. O zaman şunlar da böyle arkadaşlar. Birbirine eşit şimdi. ABC'nin 45 olduğunu unutmamak lazım. Sonuçta burası 15-15 derece. Burası arkadaşlar o zaman 30 derece kalmış oldu. 45 olduğu için burası da 30 derece. Bu arada 45 derece ise B açısı. Merkez açı gördüğünün aynısı zaten 90 olmak zorunda. 6-6 yarı çapı bulduk. Burada da 30-30-120 üçgeni 6-6 6, 6, 6, 6 oldu. A şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar özellikle B merkezli ve A merkezli verildiği için aslında şuradaki A, E ve F, B'lerin eşit olduğu tabii ki A şıkkı. Nereden anlıyorum onu? Bakın. Göremeyen arkadaşlar AG Burası 15. Karenin bir kenarı A desek şurası B olur. Şuraya da C diyeyim. Aynı yorumu gidip sen şurada yapsan desen ki buraya yine B. Burası 15. E burası Pisagor'dan demin ne dediğimi hatırlamıyorum şimdi. E, şuraya B dersen buraya da C derim artık. Şuna X diyeyim de bir. Haliyle gördünüz mü yine A, AE'ye de C kaldı. Bu yüzden arkadaşlar bazen kafanıza yatmadığında bir deneyin hakikaten oluyor mu olmuyor mu diye. Bundan dolayı bunlar birbirine eşit. Şimdi artık Pisagor yapmak için buraya c c diyorum. Burası 15-2c. Bir kenarı 15-2c olduğundan gf de 15-2c. O zaman toplarsak af de 15-c olur. Şimdi Pisagor burada 15 ile özel üçgen 9-12-15 c'ye 3 versek evet oluyor haliyle bizi kare almaktan kurtarıyor. Demek ki burada arkadaşlar şurası da 9 olacak. 9, 12, 15. Hakikaten oldu bakın. C'ye 3 verdim. Buna göre karenin bir kenarı 9 cm oldu. Alan da 81 eşittir. şıkkı. Çemberlerin merkezleri birbirinin üstünde olduğu için bakın ikisinin de yarıçapı aynı. Bu bizi şöyle kurtaracak. O1 de bir yarıçap. O 2 de bir yarıçap. Merkez açı 60 derece. Nereyi görüyor? DO1'i. Peki X nereyi görüyor? Yine DO1'i. Bu da çemberin üzerinde bir açı olduğu için çevre açıdır. Yarısı bu yüzden 30 olur. B şıkkı. Arkadaşlar burada AB, AC'ye eşit verilmiş. BD, DC ve DE birbirine eşit verilmiş. BD, DC bir de unutmadan gösterelim. DE bu da böyle eşit. Şimdi Dik üçgende muhteşem üçlüden dolayı buranın da tabii ki bunlara eşit olduğunu görelim lütfen. O zaman AD ile DE kendiliğinden eşit çıktı arkadaşlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Bakın çember yorumuyla yapmak istiyorum. Ee, bir noktadan çıkan 3 hatta 1, 2, 3, 4 tane açı birbirine eşitse şöyle bir çember olacak gördünüz mü? Merkezde D noktası ve çember ECAB'den geçiyor. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Çevre açı, çemberin üzerindeki bir açı çevre açıdır. 20 derece nereyi görüyor? Burada bakın 40'ı görüyor. EC yayını görüyor. Merkez açı olduğu için işte burası da 40. Üçgenden yapmak istemedim. Çemberden görün istedim. Mevzumuzda ne? Bir noktadan çıkan en az 3 doğru bu şekilde çember belirtir. Bu soruda da 1, 2, 3, 4 tane olduğu için hepsinin köşelerinden bir çember geçer. Şimdi arkadaşlar burada e, böyle alan çok enteresan bir şey gibi görünüyor ama şunu yapacağız: DAB üçgeninin alanını bulacağım. Sonra bu tarı <laughs> Affedersiniz. şuradaki arkadaşlar S1'i çıkaracağım, bu S2'yi çıkaracağım ve buradaki üçgen olan ki burası bence soruda önemli. S3'ü çıkaracağım. Şimdi DAB'ye bakarsak üçgenin alanı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eksi. Sonra S1'e bakıyorum. Burası tabii ki köşegen olduğu için 45 derece. Böylece 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 pardon çemberi bir an üçgene gittik sonra çember yaptım. 2 kök 2'nin karesi 8 pi. 45 derece olduğu için 360'ın 8'de 1'i 8'e böldüm. S2 arkadaşlar 32 pi'nin 4'te biri çünkü çeyrek daire. Gelelim S3'e. Burada arkadaşlar şunu lütfen yapalım görelim. Şimdi burası 45 45 tamam mı? Ee, 2 kök 2 yarı çaptan 4 kök 2. Burası da arkadaşlar 2 kök 2. Burası da 6 kök 2. Peki ben bu alanı nasıl bulabilirim? Şurada açı ortaydan kaynaklı kenarlar oranı 6 kök 2'nin ilk kök 2 oranı 3. O zaman parçalar oranı da 3'tür. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. Burası 3S ise burası S olur. Böylece 4S eşittir. 6 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den 12 oldu arkadaşlar. S de demek ki 3'müş. Güzel. Artık çıkaracağımız diğer alanda gördüğünüz gibi 3 oldu. Şimdi buradan 36, 3 çıkarırsak 33. Pi Oradan da 4, 8 pi geldi. 33 eksi 9 pi oldu. Cevabımız buradan D şıkkı arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada şimdi bir kere şu alanlar kareden dolayı hep birbirine eşit. Benim o zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Karenin alanından bu 4 tane S'i çıkarmam gerekiyor. Peki o 4 tane S'i nasıl bulacağım? Şimdi karenin köşegenleri dik kesiştiği için... Burada çemberin merkezi direkt O noktası olur arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bakın. Haliyle burada yarı çap 3 kök 2, 3 kök 2 olacak. A, A, A kök 2. Çünkü köşegenler 45, 45 böler. O zaman bir tane S'i bulmak için, şu kırmızı bölgeyi bulmak için. Çeyrek daire 18 pi. Bölü 4. Buradan ne çıkarmam gerekiyor? Bir dik üçgenin alanını yani 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 Haliyle 9 pi bölü 2 eksi şu 2'ler gitti 9 oldu. Burada artık bunu 4' ile çarpmam lazım. Birleştiriyorum bu bilgileri 36 eksi 18 pi eksi eksiden artı e, 4 ile çarptığımız için 36 yani 72 eksi 18 pi oldu cevabımız. Hangisi oluyor buna göre? A şıkkı. Geometride gerçekten e, böyle birkaç kitap çözmek lazım ve istikrarlı çalışmak gerekir. Mesela bu soru bu söylediğim ön bilgilere dayanan bir soru. Klasik böyle ezber soru tipi arkadaşlar. Şimdi e, bunu mesela sadece A, E'yi vermiş iki kök altı benden bu alanı bekliyor. Bir yorum yapacağım. Dik ve Ezber yorumumuz var ya şu dik V'yi kullanacağım. Nasıl peki? şurayı böyle tamamlayarak gördünüz mü? Bunu böyle tamamlarsam alfa, beta, 90, alfa, beta. 90'ların karşısı aynı olduğu için eş üçgen oldu. Haliyle arkadaşlar burada alfanın karşısına x desek yine x olur. Beta'nın karşısı 2 kök 6, 2 kök, 2 kök 6. Bundan sonra dikkat. Sonuçta burası geniş açılı bir üçgen. Taban 2 kök 6. Bir üçgenin neresinden yükseklik indirilir? Kenarının karşı köşesinden. Karşı köşede bakın D köşesi. D'den tabii ki böyle indiremem geniş açılı üçgen. Nereden indireceğim arkadaşlar? D'den indirdiğim işte bu diki kullanacağım. Şu x'i sileyim kafamız karıştırmasın artık. Taban 2 kök altı. Yükseklik yine 2 kök altı. Bölü 2'den cevabımız 6'a 12 olmuş oldu. C şıkkı. Bu da AC köşegeni verilmiş bir çemberin merkezi aslında nereden geçecek arkadaşlar? Bu köşegenler birbirini dik kestiği ve ortaladığı için şurası da iç teğet çemberi olduğu için işte bakın ne güzel böyle çemberin merkezi burası olur. Köşegenlerin de kesim noktası. Neden? Bir noktadan indirilen teğetler eşittir. E şimdi açı teğetlerin kesim noktası birleşiyordu da bu yüzden burası açı oluyordu. Haliyle arkadaşlar yani merkezle pardon açı ortay kelimesini yanlış kullandım orada. Merkezle teğetlerin kesim noktası birleşince açı ortay oluyordu. O zaman böyle bir merkez olacak. Yani yarısı 20 olur. Şimdi dikkat yarı çap da burada arkadaşlar. 12 olduğu için merkezden teğete doğru diktir ve yarı çaptır. 12, 16, 20. Öklit 144 eşittir. 16 çarpı x yani burada x de 9 geldi. Demek ki bir kenar 25 santim oldu. E şıkkı.